Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir angora ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İsterseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen göstereyim. 3 6 9 12 15 18 artı 2 20 ilmek. Şu anda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimi anlatacağım. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım ben. Haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Sizlerde istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Şöyle bütün ilmeklerimi ön yüzünde de, arka yüzünde de düz örerek haroşa lastiklerimi yapacağım. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birkaç sıra düz örerek lastiğimi tamamlayacağım. Evet, lastiğimizi tamamladık. Şimdi modeli kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım ikinci sıra arka yüzündeyiz arka yüzünde ilmeklerimizi ters öreceğiz bir ilmeğimi ters ördüm bir artırma yaptım bir ters ilmek bir artırma bu artırmaları bir sonraki sırada bırakacağız ilmeklerimizin boyunu uzatacağız yani ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Ama bir ilmek, bir artırma. Bir ilmek ters, bir artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Şöyle. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Bakın ördüğüm ilmeği aldım artırmayı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım artırmayı bıraktım. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Bunları tekrar sol şişime aldım. 1 ilmek artırma yaptım önce. Daha sonra 1. ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 1 ve 2'yi alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 1 2 3. 3 ilmeği alarak düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Devamındaki boşluktan şuradan bir ilmek aldım, düz ördüm. Buraya kadar modelimizi bir kez kurmuş olduk şöyle. Şimdi tekrar ediyoruz aynı şekilde. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmeğin şu artırmalar aradaki artırmaları bırakarak ilmeklerimin boyunu uzattım. Daha sonra 3 ilmeğimi sol şişime aldım. Bakın önce bir artırma yapmıştım. Daha sonra 1 ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. ikinci ilmeği de aldım, düz ördüm. 3. ilmeği de aldım. 3 ilmeği birden düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Daha sonra arka boşluktan bir ilmek çıkardım. Onu da düz örerek bıraktım. 3 ilmeğin boynuzu atalım aradaki artırmaları bıraktım ilmeklerim boyunu uzattım tekrar sol şişimi aldım bu ilmeklerimi önce bir artırma yaptım daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm İkiyi de aldım ikisini bir düz ördüm üçüncü ilmeği de aldım üç ilmeği düz örerek sol şişimden çıkardım arka boşluğundan bir ilmek çıkardım aldım düz ördüm yani Yine 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Aldım, artırmayı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım, artırmayı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım, artırmayı bıraktım. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Bunları sol şişime aldım. Önce bir artırma yaptım sağ şişimi. Daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. 2'yi de aldım. İkisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. 3. ilmeği de aldım. Üçünü bir düz örerek sol şişimden çıkardım. Arka boşluktan şuradan şöyle şu ilmeği aldım. Sol şişime taktım ve düz ördüm. 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz şu şekilde. Yani aralardaki artırmaları bırakarak bu ilmeklerin boyunu uzattık. Daha sonra sol şişimi aldım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. İkinci ilmeğimi de aldım. Düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi de aldım. Üçünü bir düz örerek sol şişimden çıkardım. Arka boşluğundaki bakın şu boşluktaki ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Yine 3 ilmeğin boyunu uzatalım. Aralardaki artırmaları bıraktım ve 3 ilmeğin boyunu uzattım. Bunları sol şişime aldım. Burada dursun. Önce bir artırma yaptım. Sağ şişime soldaki birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. İkinciyi daldım. ikisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Üçüncüyü daldım. Üçünü bir düz ördüm. Ve şişimden çıkardım. Daha sonra şu aradaki boşluktan, şu kenarda biraz zor bunu almak ama aldım. Bir ilmek aldım ve onu düz olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın tek olan ilmeğim var. Bunu ters ördüm ilmeğim tersti zaten ters ördüm. Bu üçlü ilmeğe gelince üçünü bir topladım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. İki ters ilmek, şu artırma ve diğerini ters ördüm. Üçlüyü düz örüyorum. Üçünü bir alarak düz ördüm. İki ters üçlüyü düz. 2 <laughs> ters üçlüyü üçünü bir alarak düz yani kesiyoruz burada 2 ters ilmek üçünü bir düz ördüm 2 ters ilmek üçlüyü üçünü bir toplayarak düz ördüm Buradaki ilmeğimi de yine ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıramızı tamamladık. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Model 6 sıradan oluşacak. 5. sıra ön yüzünde düz örelim. 6. sıra arka yüzünde ters örerek sıramızı tamamlayacağız. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız 6. sıra, son sıramız. Model böyle devam edecek. Evet. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam ediyor. İkinci kez kurulursa model burada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde devam ederek ikinci modeli de kurabilirsiniz. Bir parça da şöyle önceden yaptım. Bunu da lastiksiz yaptım. Sadece alttaki başlama ipimi 3 kat yaptım. Şöyle bir başlama tekniği. Bunu da haroşa lastikle yaptık. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Aynı iple yaptım. Şöyle güzel, zarif görünen bir model. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Şöyle güzel, zarif, dantel gibi görünen bir model. Bu başlama tekniği ile de güzel oldu. Lastik yapmazsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Alt ipini başlarken 3 kat yapıyorum. Evet. Bu modeli her türlü örgünü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani bundan etol şal yapabilirsiniz, yelek, hırka, süveter her türlü örgüde kullanılabilir. Gayet güzel, zarif. Ona göre de iplerinizi tercih edersiniz. Nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.